Duygu Demir, Simyacı Seni Çağırıyor, Kova Çağı, Astrolojik Dilek Kitabı. 2020, 2021, 2022 yıllarına bakmış. Bu gökyüzü dizilimlerini geçmişte ne zamanlarda vardı diye bakmış. Olayları nesnel bir şekilde önümüze koymuş. Kitap böyle başlıyor. 2021, 2020 gibi baskın, enerjik, böyle sıkışık bir yıl mı olacak? Bu zaman diliminde artık kapitalin, fabrikaların, üretimin ana güç olması, paranın ana güç olması bitecek. İnsan DNA'sına müdahaleler daha net bir şekilde karşımıza çıkacak. Gerçekten de transhümanizme giden bir sürecin içindeyiz. Şubat ayında bence aşıyla ilgili şimdiye kadar olandan çok daha e, olumlu, hızlı, güzel e, haberler alacağız. Bekliyor musun bir deprem 2021'de? Amerika çok ilginç bir dönemden geçiyor. Sadece bu yıl değil aslında 2023'lere kadar eyaletlerine kadar ayrılmalarına giden. Bu sene e, oh be diyen dört tane burç var. 18 Ocak 18 Şubat arası bir aylık koridor. ilk büyük reformları, büyük değişimleri, isyanları. Bu öyle bir geçiş dönemi ki biz bu 200 yıllık dönemin içinde e, sınırların bozulmasını, sınırların yıkılmasını, yeni sınırlar inşa edilmesini, yeni liderlerin ortaya çıkmasını ve insan haklarına dair çok büyük gelişmelerin meydana gelmesini bekliyoruz. Arkadaşlar Kay Buharalı YouTube kanalına hoş geldiniz. Sizi başka bir mekanda karşılıyorum. Korona günlerinin ardından stüdyo çekimlerimizle başlayacak ama bugün bu çekimi burada yapmak istedik. Çok da heyecanlıyım. Güzel bir bölümü sizlere ulaştıracak olmanın heyecanı içindeyim. Önce şunu söyleyeyim. Hemen lütfen bildirim zilini açın. Yeni videolarımızdan, vereceğimiz hediyelerden, çekilişlerimizden, sürprizlerimizden haberiniz olsun. Sonra mutlaka İK Buharalı YouTube kanalına abone olun ve gelelim. E, bu bölümün Konuğuna ve konusuna şöyle bir kitap göstereceğim size arkadaşlar. Duygu Demir, Simyacı Seni Çağırıyor Kova Çağı Astrolojik Dilek Kitabı. Ya Kitap benim iki gün önce elime geçti. İki gündür elimden bırakamıyorum ve sanırım Hı. 2021 boyunca da elimden bırakamayacağım. Nedenini, niyesini e, kitabın sahibine soracağım. Daha doğrusu onunla birlikte konuşacağız. Duygu Demir Holistik astrolog hoş geldin. Merhabalar, Ömerim. hoş bulduk. <laughs> Teşekkür ederim. Bir kere ellerine sağlık gerçekten. Teşekkür ederim. Keyifli okudum ki hani elime alınca böyle başlıklara bakarım falan Hı. diye düşünüyordum ama yok merak da ettim. E, gerçekten 2021 için e, hem böyle gün gün e, 2021'i çıkardığın öneriler sunduğun meditasyon Hı. önerileri sunduğun kişilere sorular sorduğun kendisini Hı. bulmasına da böyle olanak sağladın çok güzel bir başucu kitabı olmuş. Ve kova çağını o kadar güzel anlatmışsın ki. Teşekkür ederim. Daha doğrusu bu 2020-2023 bir koridor yolu, bir geçiş hı hı. diyorsun. Önce şunu güzelce bir anlayacağız. Arkadaşlar Duygu öyle bir şey yapmış ki holistik astrolog neden ona holistik astrolog diyoruz? Farklılığı hı. ne? Neden bu kadar gönlümü keşfetti ve sizlerle onu buluşturmak istedim? Bunu anlayacaksınız şimdi ilerleyen dakikalarda ama şöyle bir şey yapmış kitapta o beni çok etkiledi. 2020, 2021, 2022 yıllarına bakmış, bu gökyüzü dizilimlerini geçmişte ne zamanlarda vardı diye bakmış olayları nesna bir şekilde önümüze koymuş kitap böyle başlıyor inanılmaz hoşuma gitti. Ee, o yüzden nereden başlayalım şimdi? Bu kova çağı ne istersen <laughs> tamam, önce bir bize bunu anlat. Tamam kova çağı terimi çok da karışan bir terim. O yüzden böyle beraber bir üzerinden geçersek evet. şahane olur. Ee, kova çağına geçtik mi? İlk soru bu aslında. Hı. Kova çağına tam olarak geçmedik. Biz bu çağlar nedir diye başlarsak konuya. E, astrolojide hep biz gezegenlerin birbirleriyle döngülerini inceliyoruz. Ve bu döngüler üzerinden yorumlar yapıyoruz. E, çağlar ise ve bunu yaparken de burçları kullanıyoruz. Burçlar ne? Takım yıldız. Dünyadan gökyüzüne baktığımızda 80 küsür tane takım yıldızı görüyoruz. 12 tanesi çok önemli. 12 tanesi Güneş'i gün be gün bir yıl boyunca gözlemlediğimiz paralel olarak gözlemlediğimiz takım yıldızı. Yani 12 tane burç var elimizde. Dünyamızın e, hani e, kuzeyinden ve güneyinden bir ekseni var ya. Bu eksen dünya tam olarak dönerken düz bir seyirle değil böyle hafif yalpalayarak döndüğü için o eksen biraz kayıyor. 72 yılda bir derece olarak kayıyor. Daha da uzatmayayım. Kısaca bu eksen kayması nedeniyle kuzey kutbumuzun işaret ettiği e, takım yıldızı ve sabit yıldız değişmekte. E, bunun takım yıldızı da değiştiği için biz her bir o takım yıldızı geçişine bir çağ diyoruz. Biz milat e, miladın başladığı sıfır yılıyla bugünler arasında eksenimiz balık. ...takım yıldızına işaret ediyordu. Balık çağını yaşıyorduk. Şimdi... ...hesaplama olarak baktığımızda toplam... ...25.290 yıl sürüyor. Ee, yaklaşık olarak bir büyük... E, ...devinim, yalpalayarak baştan aşağı... ...bütün burçları gezmesi eksenin... ...ve bir burçta bir takım yıldızında... ...kalması ise ortalama 2150 yıl sürüyor. Bu hesapla baktığımızda... ...balık çağına sıfır yılında girdik. Şimdi yaklaşık olarak 2150 yıllarında... ...kova çağına doğru geçiş yapacağız. Ama bu esnada çok önemli bir şey oldu... Ee, ve iki gösterge Satürn ve Jüpiter iki tane astrolojinin ağır topu Kova burcunda kavuşum yaptı ve 200 yıllık o geçiş koridorunu açtı. Hepsini birleştirince kısaca Kova çağına geçtik mi? Belki hayır ama Kova çağına götüren, geçiren koridor içinde adım adım hareket ediyoruz ve 2020 2021 böyle tarihte altın harflerle yazılı iki yıl olacak. Şanslıyız. Ve biraz 2020 daha 2021. Aynen. Ee, yani bu kadar önemli bir zamandayız. Ama nasıl şanslıyız ya? 2020'de <laughs> herkes yani bitse de evet. kurtulsam dedi. Doğru. Doğru. Yani bireysel olarak yaşarken hiç kolay zamanlar değil. Değişim dönemleri gerçekten çok korkunç olabiliyor. Baskı dolu, zor enerji olabiliyor. 2021, 2020 gibi baskın, enerjik böyle sıkışık bir yıl mı olacak? Hayır. Değişimler yılı olacak. Artık yepyeni sayfalar açma yılı olacak. Bu ikisini birden yaşamak hani tarihi yaşıyoruz anlamında şanslıyız. Yoksa bireysel yaşarken evet biraz zor. Ama ben bir işe itiraf edeceğim. Tabii. Mesela 2020 bana çok iyi geldi hmm. biliyor musun? Böyle kendimi bul, bulduğum çok iddialı olur ama. Evet. Böyle kitap duygunun kendini bulmasıyla başlıyor. İş, i̇şinden <laughs> istifam ediyorsun. Atılıyor musun? Aynen. Öyle bir şeyle başlıyor. Aynen. aynen, aynen. <laughs> Benim de 2020 öyle bir hmm. yılımdı. Yani öf deyip böyle evet. elbiselerimi çıkardım tekrar yürümeye başladım sanki devrede. Evet, ben dedik. hiç kötü hatırlamayacağım. Yani. E kurumsal baskının artık üstümüzde, kapital baskının üzerimizde aslında sonlanmaya başladığı zaman dilimi. Bunu söylerken hep şeyi düşünüyorum ben. İki tarafı var. Yani gerçekten fiziksel anlamda sağlıkla ilgili uğraşanlar, e, finansal anlamda çok zorluk çeken çok fazla kişi oldu. Özellikle burç bazında bakarsak Yengeçler, Oğlaklar, işte Koçlar, e, Teraziler çok zorlandılar. Evet. Ama bir yandan da bize evde kalmaya başımıza kalmaya ya da aileyle bir biraz daha fazla vakit geçirmeye yönlendirdiği için de e, aslında olumlu anlamda çok fazla dönüşümü tetikledi. Çok ilginçtir. Biz geçen sene 2020 yılında bir e, tutulmayla başladık. Tutulmalar önemli göstergeler astrolojide. E, Oğlak Burcu'na bir tutulmayla başladık ve hayat bize tam tersindeki yengeçe doğru git dedi. E, bir dünyanın e, doğum haritası vardır. Temamundi diye. Dünyanın Burcu da yengeç bu haritaya göre. Çok e, şey sembolik bir harita. E Hermes Mestegus'un e, çıkarttığı düşünülen bir harita. Tabii ki bir tam bir kanıt yok ama ezoterik öğretiler içinde bu şekilde geçiyor. O yüzden dünyanın burcuna doğru bizi yönlendirdi aslında. Dünyanın enerjisiyle uyumlanma, beraber hareket etme, sevgiyi algılama gibi gibi e, dönüşümler konusunda evet güzeldi. Dünya da toparlandı biraz. Hani kuşlar, çiçekler Aynen. böcekler, çıktı doğa. Falan. Neyse çok şey sormak istediğim için sana buraları kısa kesiyorum hemen. Şimdi e, bu Geçmiş yüzyıllarda öyle önemli bir döneme hmm. denk geliyor ki bu yaşadığımız hmm. bu dönem. Biraz işin önemini anlayalım diye beni çok çarptığı için hmm. onu rica ettim senden kitaptan. Hmm. Biraz bize buradan başlar mısın diye. Sonra da 2021'de neler olacak? Bu kova çağıne 2020-2023 geçişine böyle bize kitaptaki gibi şöyle yüreğimizi rahatlatacak şekilde tamam. anlayacağımız şekilde anlat. Ama bu arada gün gün detaylar işte ne bileyim yeni ay başlangıcında hmm. yapılacak meditasyonlar ay burçlarını neden bu kadar önemsedin evet. ee, özellikle kişilerin ay burçlarına ait takip etmesi gerekenler yapılması gerekenler hmm. o da kitabın içinde yani her hmm. şeyde buradan konuşamayız saatler yetmez çünkü Kova Çağı Duygu Demir bu mutlaka edinmeniz gereken bir kitap astroloji ile ilginiz varsa ama bunların <laughs> hepsi olacak garanti cepte tamam. şu holistik astrologsun <laughs> sen bu senin bir ayrıcalığın <laughs> E, kitabı okuyunca da bunu çok iyi anlıyoruz zaten ben kitabı okudum ve sana dün akşam sordum hmm. yani sende bir farklılık var bir şeyler <laughs> bir şey var. var bunun içinde o ne dedim <laughs> holistik astroloji imiş <laughs> işte o bize anlatır mısın o ne um, Holistik bütünsel demek. O yüzden astrolojiyi biz birden farklı yol için kullanabiliriz. Diyebiliriz ki üç gün sonra başıma ne gelecek? Ben onu merak ediyorum. Bana işte evlenir miyim, boşanır mıyım, ne olur ne biter, iş bulur muyum? Bunun için bakabiliriz astrolojiye. Bu ilk düzeyde göreceğimiz şey. İkinci şey ise haritamız üzerinden ruhun yolculuğunu okuyabiliriz. Üçüncüsü ise aslında ruhun yolculuğunda biz neden bu aileyi seçtik? Sadece anne babamız değil, dayılarımız, teyzelerimiz, kuzenlerimiz ve bu kişilerin aslında daha önce yaşadığı zorluklar ya da olumlu şeyler bizim hayatımız üzerinde nasıl bir etkiye sahip bütün bunları doğum haritamız üzerinden okuyabiliriz. Böylelikle aslında hani bazen diyoruz ya hep aynı ilişki krizini yaşıyorum. Hep aynı parasal problemi yaşıyorum. Hep yöneticim e, benim çok despot biri oluyor ya diyoruz. Aslında bunun sebeplerinden biri bizim hayatımızda bazı gelişim noktalarını bu kişiler vesilesiyle elde etmemiz bir yani tekamülen ilerlemek için o despot yöneticiye benim ihtiyacım var ki kendi gücümü ele almayı öğreneyim. Haritadan bunu okuyabiliyoruz. Bir ikincisi ise aslında içine doğduğumuz anne baba ve 3 yaşına kadar ailenin içinde kendimize bilinçaltımıza kodladığımız her türlü şey dünyayı nasıl gözlemlediğimizi gösteriyor. Bunları haritadan okuyabiliyoruz. Ben bunlara dair neden ve nasıl yorum yapıyorum derseniz bir yandan psikoloji eğitimlerim devam ediyor. Bir yandan aile dizimi eğitimleri aldım. İşte kuantum drama eğitimleri aldım. Yoga eğitmenliği eğitimi aldım gibi farklı alanlardan haritayı nasıl daha geniş kullanabiliriz buna bakmaya odaklanmak istedim. Çünkü bence astroloji bize gücümüzü tekrar teslim etmeli. Yani hayatımızı ele almak, değiştirmek, dönüştürmek için evet belki %100 bir değişiklik yapamayız ama potansiyelimizi sonuna kadar yaşamak için neleri ele alalım? Buna dair astroloji bize gücümüzü elimize vermeli. İnanılmaz hemen çıkışta hmm. doğum tarihlerine bakıyorsun <laughs> <Tamam>. hemen. Hemen <gülüyor> 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 anlaştık. Bu arada hem doğum haritanızı çıkartabiliyorsunuz Duygu Demir'e hem ileri astroloji eğitimleri de veriyor Doğru. bir taraftan. ilgilenenler onu zaten sosyal medyasında takip edecektir bu konularda da. <laughs> ...hani ee, nasıl ulaşırım? Hemen bu soru gelecek. Duygu Demire. Instagram'dan mı ulaşırlar? Instagram, sana? YouTube, her tarafta her böyle. Her yerden ulaşırsınız. <laughs> buraya yorum yazın lütfen. buraya <laughs> da bak. Yorumlarımıza tamam. da bak olur mu? <laughs> Şimdi 2021'de bizim neler geliyor? Geleceğim ama şu şeye. Tarihte <laughs> neler olmuş? <laughs> bu e, niye buna baktın? Daha <laughs> çok yeni biliyor musun? Ali Selman Demirbağ diye bir araştırmacı yazarla <laughs> program yaptık. İbnül Arabi'nin kehanetlerini Hı, bize anlattı ve dedi ki ya bir astrolog aslında dedi bu geçmişte çok olmuş önemli olayların dizilimlerine bakıp Hı. Ee, bunu bize söyleyebilir. Hmm. Ah ne kadar mantıklı fikir dedim. Duygunu evet. kitabını okudum. Ah. Çok enteresan. <laughs> o astrolog duyguymuş. Mesela bu 2020'nin dizilimi özelinde baktığımızda daha önce bu olduğunda çok eskiden Babil krallığının yıkıldığı zaman dilimine işaret ediyor. Biz de öyle bir yıkıcı bir yıldan geçtik. Şimdi 2021'in geçişinde 2-3 tane şeye baktım. Hiç teknik detaya girmeyeyim hmm. ama sonuçta Kova çağı vurgusunun çok olduğu, Satürn Kova dönemleri, hava mutasyonu olduğu çeşitli dönemlere baktım. Hava mutasyonu 21 Aralık'ta yaşadığımız Satürn, Jüpiter gezegenlerinin Kova burcunda kavuşmasına dediğimiz şey. 200 yıllık bir dönemi açtı bu hava mutasyonu. Daha önce ne zaman yaşadık biz bunu? 1200'ler ile 1400'ler arasında yaşadık. 4 Mart 1226'daki Kova'daki kavuşum ile neler vardı o dönemde? Kova demek insan hakları demek, özgürlük demek, humanist yaklaşım demek, döneme göre teknolojik bir yaklaşım devşirmek demek. Bu dönemde Gördüğümüz mesela Magna Carta ile insan haklarına yönelik bir e, şey e, bildirgenin yayınlanmasını gördük. Diğer tarafta bir de iki ucunu birden yaşamak var. Çünkü diğer tarafta da Engizisyon mahkemelerini gördük 1200'lerle 1400'ler arasında. Bir yandan dünyayı değiştirecek havayla solunumla da bağlantılı olabilecek e, çeşitli hastalıklar çeşitli krizlerin olabileceğini gördük. Bunların daha fazla yayılmasını gördük ve aynı zamanda mesela çeşitli krallıkların tekrardan kurulmasını, çeşitli bölgelerin yıkılmasını gördük. Örneğin Osmanlı İmparatorluğu, Osmanlı Beyliği 1299 yılında özgürlüğünü bağımsızlığını ilan etti. Hmm. Bir yandan yani bu öyle bir geçiş dönemi ki biz bu 200 yıllık dönemin içinde sınırların bozulmasını, sınırların yıkılmasını, yeni sınırlar inşa edilmesini yeni liderlerin ortaya çıkmasını ve insan haklarına dair çok büyük gelişmelerin meydana gelmesini bekliyoruz. Tabii ki bu süreçte iki uç olduğu için sağcılar solcular gibi bunu politik anlamda söylemiyorum. İki farklı uçtaki görüşü savunan iki farklı kesimin daha fazla gelenekselciler ve modernciler gibi daha çok aslında ortaya çıkmasını, insanların sokaklara dökülmesini, insanların özgürlük için aslında biraz daha kendileri hak ve özgürlüğü talep eder halde olmasını e, düşünürüm ben bu zaman diliminde. Daha yakından baktığımızda hızımı ya, aldım konuşuyorum ama. Kitapta da bunu ama. yazmışsın. Evet. Diyor ki kitapta arkadaşlar evet. Ocak ayı itibariyle diyor insanlar sokaklara evet. dökülebilir, isyanlar çıkabilir ve işte e, ocağın hemen başında yaşanan evet. Amerika'daki olaylar kongre evet. binasının basılması. E, Şenayde bir Gökyüzü yalan söylemezler. Evet. Yani Gökyüzü yalan söylemiyor galiba Doğru. gerçekten özellikle 18 Ocak 18 Şubat arasındaki dönemde ekonomik reformlar, dijitalin, internetin, teknolojinin kullanımına dair yeni kanunlar, kurallar ve hak ve özgürlük savaşlarını çok göreceğiz. Yakın dönemden bir iki şey söylemek isterim. Satürn Kova burcundaki hareketini bu iki yıl boyunca gözlemleyeceğimiz olan hareket biz 1932-1934 yıllarında 62-64'te 91-93 yıllarında görmüşüz. Neler olmuş dersek bu yıllarda Mahatma Gandhi var. Hindistan halkını İngiltere'ye karşı özgürlük ve bağımsızlık için örgütleyen e, lider. insan hakları savunucusu. Hmm. E, İngiltere tarafından e, önce e, bir tutsaklık dönemi oluyor. 8 ay kadar hapiste kalıyor. Sonra çıkıyor. Tekrardan devam ediyor. İşte 62'lere baktığımızda artık şeyleri görüyoruz. E, 62'lerde 91'lerde Nelson Mandela gibi isimleri görüyoruz. E, Martin Luther King gibi isimleri görüyoruz. Hep daha azınlıkta kalan kişilerin haklarını savunan güçlü e, yeni liderlerin doğuşunu görüyoruz. Bir yandan neler oluyor mesela? Sovyet birliği dağılıyor. Bulgaristan'da darbe oluyor gibi bu sefer ülkelerin kendi içine rejim değişikliklerine gitmelerini görüyoruz. Veya e, 1929'daki buhrandan sonra büyük buhrandan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde Franklin Roosevelt'in başa gelmesini 32'lerde ve büyük ekonomik reformlar, ekonomik devrimler yapmasını görüyoruz. O yüzden hep böyle dönüp baktığımızda evet devrim diyor, isyan diyor, reform diyor, değişim diyor ama bir yanıyla da aslında insanlığı ileriye taşıyacak ve insanları daha büyük özgürlük taşıyacak yeni e, geçişleri vaat ediyor bize. İnanılmaz bir şey. Yani sonunda bunun aydınlık var o zaman. Bu müthiş bir kırılma hmm. dönemi, değil mi? Tarihte de böyle evet. imparatorluklar yıkılıyor, yenileri Aynen. yapılıyor. İşte Gandhi, Mandela bunlar çok e, bedeller de ödemiş hmm. insanlar ama sonunda hmm. mücadele ettikleri şeyi de kazandılar. Evet. O zaman bu iyi bir döneme mi çıkacağız biz? Hani hep bir kötü beklenti var evet. ya biz artık felakete gidiyoruz. Korktuk. Evet gibi. Hmm. Yani aslında günün sonunda daha iyi olacağını düşünüyorum ama geçiş dönemi biraz sert olacaktır. O yüzden hani bugünden yarına işte 3 ay sonra çok iyiyiz demek çok mümkün değil. Öyle biraz daha boş vaatler vermek istemem. Ama şeyi düşünüyorum gerçekten belirli kesimler çok daha özgürlüğü elde edecek bu günlerin sonunda. Sadece şu önemli. Mesela 91'lere baktığımızda şeyi görüyoruz. Türkiye'de TÜBİTAK ile şey OTTÜ işbirliğiyle Türkiye'ye internetin ilk geldiği zaman zaman olarak görüyoruz 91'i. Ya da WWW'nun ilk hayatımıza girdiği zamanı görüyoruz. O yüzden büyük teknolojik devrimler de var. Şimdi bu zaman diliminde artık kapitalin e fabrikaların üretimin ana güç olması, paranın ana güç olması bitecek. Artık dataya sahip olan, artık bilgiye sahip olan daha güçlü olacak ki çok daha yeni bir şekilde neyi konuştuk? E, hepimizin kullandığı bir iletişim aracı, gizlilik politikasını değiştirmesi, ne yapacağız datamızı verelim mi, vermeyelim mi ki onunla beraber zaten her şeyimiz her yerde gibi bir şey de ortaya çıktı. O yüzden e, aslında datanın kullanılma biçimi ve buradan da bir acaba tutsaklıkta yaşar mıyız diye de korku ...atıyor beni. Yani... E, hmm, ...fikirsel böyle olarak bir tehlike daha... tehlikede var o zaman. Evet, özgürleşirken bir yandan bütün datamız... ...aslında data kimdeyse... ...bizim önümüze o reklamı çıkartacak. O bilgiyi sunacak. Böylece... ...aslında kendim özgür irademle... ...karar alıyorum, arama motorunda... ...arıyorum, karşıma o bilgi çıkıyor derken... ...aslında benim belki daha önce ağzımdan... ...çıkan kelimeye benzer olan sonuç... ...karşıma çıkacak. Ve biraz daha... ...evet, distopya böyle... ...dediğim zaman ama bunlar da biraz düşündürtüyor... ...beni işin açıkçası. Diğer tarafta... Bir de şeyler çok ilginç aslında insan DNA'sına müdahaleler daha net bir şekilde karşımıza çıkacak. Evet klonlamalar falan biz bunları çok uzun zamandır konuşuyoruz ama gerçekten de transhumanizme giden bir sürecin içindeyiz. Bence yapay zeka ve insanların bir arada olmasıyla ilgili belki bu iki yıl içinde görmeyeceğiz. Ama e, ben eminim ki bu 200 yıllık hava mutasyonu açıldı dedik ya o 200 yılın içinde kesinlikle zaten bunlar yaşanıyor olacak. Daha Sanki kanala... <laughs> E ee, şu ana kadar Karikao YouTube kanalına konuk olmuş herkesle birden konuşuyor gibi hissediyorum. Neden? <laughs> mesela Erkan Öz çok sevdiğimiz bir ekonomi gazetecisi ve her söylediği çıkmış. Yani daha 2003'te 2020'de büyük bir kriz geliyor, dünya iflas edecek <laughs> demiş. Şu an onun eşindeyiz ve sen de diyorsun. O da diyor ki bitti paralar işte mesela. Çok Tabii yeni kripto yayın yaptık. yaptık. Şimdi sen aynı şeyi söylüyorsun. burada bir not almıştım. Ee, tarihin en büyük ekonomik krizi Amerika'da başlayıp <laughs> dünyayı da perişan eden ekonomik muhran 1920'lerdeydi diye aklımda <laughs> kalmış. Bunlardan. Yine bu böyle bir astrolojik dizilimde olmuş. Öyle değil ee, mi? Buhran'ın hemen üzerine gelen devrimler dönemiyle aynı göstergedeyiz. Hı. Yani biz aslında o ekonomik buhranı şu anda 3 aşağı 5 yukarı yaşıyoruz. Onun sancıları devam edecek bir 6 ay kadar. Sonrasında ise bunun etrafındaki reformlar başlayacak. Ee, şey Özellikle Türkiye tarafından baktığımızda tabii ki dış borçlar ve vergiler ve ödemeler ve dijital mecralar ve internet üzerinden vergilerin tekrar düzenlenmesi gibi bir dönemdeyiz. Dünya çapında baktığımızda ysa bence o reformlar diyorum ya reform evet artık bankacılık sisteminin çökmesi ve kripto paraların e, belki tek bir çatı etrafında toparlanması, belki daha büyük bir güç olarak karşımıza çıkması gibi bir dönem evet bizi bekliyor. Bir diğeri de aslında e, şey Avrupa Birliği'nin kurulduğu dönemdeki dizilimler şu anda bir sınanma altından geçecek. Biz bunun çok minik bir şekilde 21 Mart 2 Temmuz arasında gördük. O dönemde ne oldu? Hemen Avrupa Birliği'ndeki ülkeler işte Covid'in daha fazla artması, yayılması tehlikesiyle Avrupa Birliği bayrakları indirildi. Kendi bayraklarını tekrar çekip sınırları kapattılar. O zaman biz bunun biraz daha sert bir versiyonunu önümüzdeki iki yıl içinde bekleriz. Zaten Brexit oldu çok yakın dönemde. Avrupa Birliği'nde Maastricht anlaşması ve Schengen anlaşması ile ilgili çok ciddi çatırdamalar beklerim mesela. Bununla bağlantılı bir şekilde euro'nun da nasıl evrileceğini hep beraber göreceğiz. Hmm. Yani Avrupa Birliği dağılabilir en uç hmm. noktada. Peki zaten öncülerini görüyoruz. Astroloji evet. de böyle söylüyor o zaman. Euro düşer, düşsün. E, dolar yeraltı da kaynakları. düşer. Ha? Aynen. Yeraltı kaynakları ve kripto paralar. 2022'de e, altın ve gümüş, gümüş özellikle inanılmaz derecede yükselecek. Hem altın hem de gümüş zaten çok yükseldiğini görüyoruz ama yer altı kaynakları her zamankinden daha önemli olacak. Bir de 2022'ye geçtim ama 2022'de e, toprak önemli. Tarım, toprak. Çünkü aslında bir yandan iklim e, değişiklikleri, kuraklıklar çok büyük alarm vermeye daha da fazla alarm vermeye başlayacak ve aynı zamanda bence ülkelerin birbiriyle arasındaki ticaretle ilgili çok ciddi e, ambargo gibi olabilir. Bazı ürünleri birbirlerine vermemeleri gibi olabilir. Ciddi kısıtlar görmeye başlayacak. O yüzden de üretimi kendisi yapan kazanacak. Biz de bireysel olarak yatırım yaptığımız toprağın, arsanın, tarım arazisinin çok daha kıymetlendiğini göreceğiz aslında. Yani imkanınız varsa altın, gümüş, toprak, Aynen. bitcoin dijital Aynen. paralar böyle değerlendirilir. Bitcoinler şu anda bir, bir tık beni korkutuyor. Neden? Çünkü çok farklı farklı bir sürü şey çıktı. Bir sürü kripto para çıktı ve bunların etrafında bir düzenleme ve kanun süreci kesinlikle olacak. Oradayken kimisi her birinin çünkü açılış tarihiyle incelemek lazım. Kimisi değer kaybedebilir. Kimisi avantajını kaybedebilir. O yüzden iyi gözlemlemek lazım. Önümüzdeki özellikle Şubat ayı 11-12 Şubatlar, 18 Şubatlar, akabinde Haziran ayları iyi gözlemlemek gereken dönemler. Tam burada işte Arkanözün açıklamalarını dinlemek hmm. isterseniz yukarıdaki linki tıklayın arkadaşlar. Çünkü ülkemizin en kıymetli hmm. Bitcoin uzmanlarından biri, onun da eğer önerilerini dinlemek isterseniz o bölümü de bölüm biter bitmez izleyin. Şimdi bir önemli nokta daha çizdim. Diyorsun ki yine tarihin en büyük salgını veba veba aynı. Ee, yine bu gökyüzü diziliminde gerçekleşmiş. Evet, hava mutasyonu zamanında 1226'da başlayan, aynen 4 Mart 1226'da başlayan hava mutasyonu zamanında. Şimdi bizim çok merak ettiğimiz bir şey, hmm. e, işte acaba koronavirüs bitecek belli ki aşısı hmm. çıktı inşallah evet. ama mutasyon bir taraftan var, bir taraftan birileri diyor ki hani bu bitecek salgın, başka hmm. virüsler gelecek. Gökyüzü ne söylüyor. Hmm. O şey de beni korkuttu biraz. Hani orada çok orada. yani 100 milyon kişi hayatını kaybetmiş o zaman düşünün evet. yani. Ee, şey şöyle bir şeyimiz var. 14 Mayıs 28 Temmuz arasındaki dönemde bu yıl 2021'de eee biraz daha hatta geriye sarayım. Şubat ayında bence ile ilgili şimdiye kadar olandan çok daha e, olumlu, hızlı, güzel e, haberler alacağız. Burada ama teknolojiyi nasıl kullanalım, ne yapalım falan gibi böyle bir sürü ikili üçlü konuşmalar olacak. Biraz çatışmalı bir dönem olabilir Aşı bu anlamda. Aşı mı olmayalım DNA'mız değişecek mi? Değişmeyecek Aynen. mi? Aynen. Ama 14 Mayıs 28 Temmuz arası Jüpiter balık burcuna geçiyor. Evrensel şifa anlamındadır. Bir tık yumuşatacak o yüzden bu geçişleri. Biraz hmm. daha hepimize şifayı getirecek. Biraz ucundan göstermek gibi bu. Sonra Eylül Ekim aylarında tekrardan özellikle Ekim ayı bir tık sert. Belki tekrardan bir şeyler yaşayabiliriz. Bir yoğunluk yaşayabiliriz. Ama artık 2022 ile beraber Jüpiter balık burcuna geçtiği için belki e, şeyden öte aşıdan öte başka bir e, tedavisi için daha genele uygulanabilecek başka yollar da çıkacaktır karşımıza. Tıpla bağlantılı ve şifayla bağlantılı. O yüzden 2022'lerde böyle bir e, yavaşlama ve e, Covid'i daha çok toparlama süreci var şöyle bir şey var sadece hafiften biz astrologları daha endişelendiren 19 Kasım 2021'de bir tutulma meydana gelecek ee, boğa burcunda 27 derecede bulunduğu e, burçtaki o dekanı ve işte sabit yıldızı ve gibi daha böyle de detayları nedeniyle bize birazcık daha şey e, hayvanların telef olması bir taraftaki vurgusu diğer tarafı ise hayvanlar sürüngenler nedeniyle özellikle bulaşabilecek çeşitli hastalıkların olma ihtimalini düşündürtüyor ama yine de hani diyeceğim ki sonrasında Jüpiter balığa geçtiği için bu dönemler kadar zorlu sıkışık olacağını düşünmüyorum ben bunun. Yine de 2022'ye kadar Covid hayatımızda gibi. 2022'ye kadar. Evet. 2022'de mi bu 19 Kasım dedi? Yok 2021'de. 19, 19 Kasım'da. Kasım'da. Hı, -hı. Ee, ...anladım öyle hemen Nisan'da falan hmm. kurtulacağız diye bir şey yok yani. Yani muhtemelen bir sonbahar aylarında belki şu ankinden biraz daha yavaş ve yumuşak bir şekilde... ...ama bir tık daha yine kendini gösterecek. Gökyüzünde akciğer vurgusu devam ediyor 2022'ye kadar. İkizler hmm. vurgusu var. Akciğer nefes alma, nefes yoluyla bulaşan hastalıklara işaret etmekte. Anladım. Peki hmm. 2022 diyorsun. Ekonomiyi de böyle dedik. Peki e, şimdi geçelim mi 2021 aslında hep tüyolar verdik ama böyle bize bir nasıl 2021 Hı. bizi bekliyor? E, önemli tarihlerini mi en önemli vurgularını mı söylemek istersin e, yoksa burç burç mu değerlendirelim Hı. nasıl yapalım? 2021'de şeyi söyleyeyim 5 tane ana e, maddemiz var onu söyleyeyim tarihleri söyleyeyim her burç içinde isterseniz bir iki böyle madde söyleyeyim. Hali Çünkü oldum. izleyenler eminim ki kendi Hali burçlarıyla oldum. merak edecekler. Ben şu edecekler. çok merak ediyorum Hı. mesela. E, 2021'de 5 tane anlam maddemiz var. Birincisi gerçekten değişim geliyor. Bundan kaçışımız yok. O yüzden e, şey hayatımızda daha güvenli saydığımız sağlam sabit saydığımız bazı alanlar kökten değişecek. Değişime açık olmak gerekiyor. Birinci maddemiz. İkincisi parasal anlamda kendimizi evet güvende tutmamız gerekiyor. Üçüncüsü yerel olan, lokal olan daha kıymetli olacak. O yüzden yerel pazarı desteklemek e, daha hızlı tüketilen ürünleri e, daha doğrusu hızlı ...hızlı tüketinden daha kolay ulaşılabilen... ...ve hızlı tüketilebilen ürünleri desteklemek... ...önemli olacak yerel pazarla beraber. Dördüncüsü meslekler değişmeye başlıyor. Doğru bilgiye ulaşmak önemli olacak. Çünkü dezenformasyon da çok olacak. Doğru bilgiye ulaşmak ve bilgiyi aktarmak önemli olacak. Beşincisinde de artık e, şey söz konusu... ...teknolojik anlamdaki değişimlere adapte olmak... ...ve yeni nesli aslında buna uyumlu şekilde... ...yetiştirmek önemli olacak. Meslekler kökten değişiyor. Çocuklarımız bizim okuduğumuz gibi... İşletmeler vesaireler belki okumayacaklar o yüzden yeni bir dil e, diyeceğim buradaki dilden kastettiğim şey İngilizce filandan öte artık robotik ve kodlama gibi dilleri öğrenmemiz gerekiyor. Bizler belki hani istemeyiz vesaire ama çocuklarımıza artık bu yılla beraber göstermek gerektiğini göreceğiz kesinlikle. Şey bu uzaktan eğitim devam mı edecek yani dijital? Yani en azından şeylere kadar devam edecek gibi duruyor. Ee, Şubat Mart aylarına kadar 13 Martlar daha yumuşak. 28 Şubat 13 Mart muhtemelen o dönemlerde hadi bakalım geriye başlayalım diyebiliriz ama Şubatlarda filan biraz daha uzaktan hmm. gibi duruyor. Anladım. Belki de bir taraftan hep bu uzaktan eğitim bir alternatif olarak şey artık Olabiliriz. hayatımızda olacak çocukların Tabii. hayatında çağ değişiyor gerçekten hmm. hani astroloji yani hayatı okumak bile aslında hmm. bunu görmemize neden evet. ama astroloji biraz daha işleri keyifli hale getiriyor hmm. şu anda Peki ee başka burç burç? Heh. Tamam, bakalım mı? Bakalım. En heyecanlı tamam, kısma geldik. 2021. Şimdi, koçlar ve yükselen koçlar. Eğer ki yükselen burcumuzu biliyorsak yükselen burcumuzla beraber dinleyelim. Koçlar ve yükselen koçlar. Bu sene e, oh be diyen dört tane burç var. Koç, terazi, yengeç ve oğlak. Koç onlardan biri. Mesleki anlamda ve aile anlamında çok büyük sıkışıklıklardan geçmişlerdi. Artık bu sıkışıklıkların üzerine bu sene kendilerine yeni hedefler belirleme, hayallerinin peşinden koşma ve bunun uğruna aslında kendi sosyal çevrelerini değiştirme cesaretine sahip olma zamanı. Hedefler değişiyor, hayaller değişiyor. Sosyal çevreleri tarafından iletişim odaklı projeler gibi şeylerde de acayip de şanslı olacaklar. O yüzden girişimde bulunma zamanı. Ne istiyorlarsa bunu keşfetme zamanı 2021-2022. Aile ve ilişkilerde nispeten rahatlayacaklar. En azından karar aldılar. Ocak ayı biraz sert geçebilir. Ocaktan sonra biz bu değişimleri daha çok yaşayacağız. En azından bir karar aldılar. Tamam mı? Devam mı? O yüzden ona yönelik yeni adımlar atma zamanı. Boğalara geliyorum. Boğalar ve yükselen boğalar, boğalar, akrepler, kovalar ve aslanlar ise bu yılın en çok değişen burçları. Boğalar boğalar yeni bir aslında kariyer konusunda yeni bir yola girme dönemindeler. Ben akrebim ee, ama hani o grupta aynen, için kestim. Gr aileler ve şeyler hem aile hem de kariyer anlamında yeni bir rotaya girme zamanındalar. Artık bu eski düzen bana iyi gelmiyor deyip eskiyi yıkıp kendi istedikleri özgür olabildikleri düzene geçiş yapıyor boğalar. O yüzden bu anlamda keyifli ve güzel olacaktır. Değişimi kendileri yaratacaklar. Finansal anlamda da avantajlı kesinlikle. İkizler hmm. burçları bu senenin en şanslı burcu. İkili hmm. ilişkiler konusunda eğer ki yolunda gitmeyen bir ilişkimiz varsa bunu güzelleştirme, iyileştirme imkanımız olacak. İlişkimiz yoksa da kesinlikle o ilişki bence bu sene başlıyor. Hatta ve hatta Şubat'ta bir tetiklenir. Haziran aylarında falan muhtemelen hayatlarının aşkı o ilişkiyi büyütmeler falan yaşanır gibi duruyor. İkizler burçları bu anlamda şanslı. Bir de farklı eğitimlere girip çıkmalar. Yurt dışında gördüğümüz farklı modelleri Türkiye'ye taşıyıp kendileri yapmak gibi çeşitli girişimcilik alanında atılımda bulunacaklar. Bu anlamda şanslılar kesinlikle. Ee, yengeçlere geldik. Yengeçler hmm. ve yükselen yengeçler yengeçlerde nispeten rahatlayan burçlar arasında ikili ilişkilerinde daha ciddi kararlar alıp ileriye yönelik adımlar atmışlardı. Kimisi evlenmek istedi, kimisi ayrılmak istedi gibi. Artık alınan kararla beraber yeni düzene geçiş zamanı yengeç burçları için. Önemli olan şey beraber karar almayı öğrenecekler bu sene. Hem özgürleşiyorlar hem de ortaklaşa finansal konularda ortaklaşa kararlar almak gibi beraber hareket etmek önemli olacak şu güzel aslına bakarsanız yeni bir sosyal çevreye girme, yeni insanlarla tanışma, bu vesileyle aslında daha rahat, daha özgür, daha mutlu hissetme zamanına geçecekler. Bir de yengeçler birazcık daha maneviyatlarına dönüyorlar. Yani hmm. zor bir geçen dönemin üzerine beni mutlu edenle, iç huzurlarını önemseyerek kararlar alacaklar. Dışarıya bakarak değil. Bu da bir avantaj aslında. Geldik Aslanlar ve yükselen Aslanlara. Aslanlar ikili ilişkiler konusunda çok fazla ikili ilişki dedim diyor ama bu döngüde hep çok fazla vurgu yapıyor. Aslanlar ikili ilişkiler konusunda ciddi adımlar atıyorlar. Ee, i̇ki şey önemli benim için aslında hem ortaklıklar, dışarıdan gelecek her türlü destek, bütün bunlarla ilgili e, şanslı ve avantajlı oldukları bir zaman dilimindeler. Yani bir evlilik kararı da olabilir, bu ortaklık kararı da olabilir, beraber harekete hmm. geçme kararı da olabilir. Sadece bizi zorlayan şeyler varsa ilişkiler içinde. 14 Mayıs-28 Temmuz arasında Jüpiter elini karşı taraftan çekince e, o krizler biraz daha gözümüzde büyüyecek. Aslında gerçekten ne için ve neden birlikteyiz bunu o aralıkta göreceğiz. O arada yine de iyiysek tamam o zaman ilişkilerimiz ve ortaklıklarımız çok güzel rüştünü ispat etmiş ve devam edecek şeylerdir diyebilirim. Diğer taraftan aslanlar da network'leri vasıtasıyla yeni iş fırsatları ve imkanlar elde edecekler. O yüzden çeşitli e, eğer ki bir yenilik yapmak istiyorsak haberi yayalım. Olabildiğince çok network'ümüzü geniş tutalım ve beraber hayaller kuruyor olalım. Daha irili ufaklı hani şey vardır ya çok yakın arkadaşımız değildir ama Hoşbeş ederiz ama bize bir iş paslayabilir. Böyle kişilerden çok büyük avantajlar elde edecek gibi duruyor sevgili aslanlar. Finansal konularda da hiç fena değiller bu sene açıkçası. Ee, başaklara geliyorum. Başaklar ve yükselen başaklar. Başaklar artık bu sene e, iş ortamları e, konusunda bir düzenleme sürecindeler. Yani ne olabilir? Sevgili Başaklar özellikle Şubat ayı ile beraber organizasyon yapısında değişimler bekliyor. Çalıştıkları yer değişir, yöneticileri değişir, tepeden aşağı yönetim süreci değişir ve bu yıl içinde birkaç defa tekrar edecek. Şubat'ta yapılacak ya biz bunu tam yapamamışız denilecek. Tekrar Haziran'da ele alınacak filan tekrar Aralık'ta ele alınacak derken aslında bu süreç e, çalış. Rutinlerin, rutinlerini, tempolarını düzenleme zamanı. Kariyer konusunda öyle köklü bir... ...zorluklara, endişelere işaret etmiyor bu. Ama yine de rutinimi bir türlü... ...oturtamadığımın getirdiği bir endişe olabilir. Bir diğer tarafta ben şeyi beklerim. Pandemi süreci ve sonrasında... ...sağlığı ele almam. Diyetler başlar, işte... ...sporlar başlar. Biraz daha o... ...süreci, nasıl diyeyim... ...bedeni biraz daha disipline etme dönemi... ...başlayacaktır. İlişkiler konusunda özellikle... 14 Mayıs 28 Temmuz arasında Başaklar şanslı. Hani Aslanlar'da elini çekiyor dedik ama Başaklarda tam tersi. Bir 13 Mart civarı çok güzel geçecek. Bir de 14 Mayıs 28 Temmuz arasında çok 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 keyifli geçecektir her durumda. Başaklar kariyer konusunda ilerleme yaşayacaklar ama ev ve yuva konusunda düzene oturtmak birazcık daha dağınık ve zorlu olabilir. İşte aile yanındaysa oradan taşınmak, evlendiyse evin içindeki düzeni oturtmak birazcık daha bunlarla uğraşacak sevgili Başak Düşünüyorum o başaktı bu bilmem nedir. Sizin burçlarınız ne arkadaşlar? Aslan. Aslan? Evet. İkizler ikiniz tamam. de yırttınız. <laughs> Eşim ikizler mesela finansal açıdan iyi olmasa çok önemli Hı. bir şey. <laughs> çok çok Her zaman benim ikizler için. Öyle mi? Harika. Çok. E, teraziler ve yükselen teraziler teraziler de oh be diyen grubumuzdandı teraziler de rahat ediyorlar artık evle yuvarla anne baba sorumluluğuyla ilişkilerdeki krizlerle uğraşmayacaklar teraziler için bu sene sevgi yılı aşk yılı yani bekarsak o ilişki geliyor evliysek de ilişkinin içinde ya biz ilk evlenmişiz dediğimiz bir zaman dilimi başlıyor bu anlamda oldukça keyifli Eğer ne ki... zaman ya bir arkadaşım var yani kızıyorsunuz ben buraya girince çok kızıyorlar ama Hani bir türlü aradığını hmm. bulamadı diyeyim. Terazi burcu çok seviyorum onu. Hmm. Ne zaman gelir? Vallahi Şubat ayında çok sürpriz bir şeyler çıkar. Hmm. Sonrasında aslında ben Haziran aylarında artık üç yaşa 5 yukarı adının konmuş olacağını yani o bir kadar. ilişkileşeceğini düşünüyorum. Evet. Çocuk istiyorsak eğer bu bir buçuk yıllık zaman dilimi teraziler için çok güzel bir zaman dilimi. Bazen de şöyle şeyler olabiliyor. Çocuklarımızın hayatında çocuğumuz vardır zaten hayatında e, tam bir geçiş dönemidir. Mürüvvetini görme dönemi. <laughs> geçiş dönemi güzel bir dönem olacak. Yani bir sınava giriyorsa ediyorsa filan başarıyla çıkacak işin içinden. Bir de e, e, eğer ki biz kendi yeteneklerimiz üzerinden bazen. Sporla ilgili olabiliyor, sahne sanatlarıyla ilgili olabiliyor ya da sunumlar yaparak konuşmalar yaparak bir iş yapıyorsak evet avantajlı olduğumuz bir zaman dilimi olacak her şekilde. Girişimcilik için gözlerini açık tutsun teraziler hmm. kendileri bir işler kurabilecekler her durumda. Eğer ki kardeş kuzenler varsa biraz hayatlarındaki irili ufaklı krizlerle uğraşmak zorunda kalabilirler maalesef ki. Geldik akrepler ve yükselen akreplere. Akrepler de bu yılın değişen burçlarından, güzelce değişen burçlarından bence. Şubat, Nisan sonu, Haziran, Ağustos. Yani üst üste o kadar çok tarih var ki. Yazıyorum Şubat, Şubat arayacağım seni. Nisan, Nisan, sonu. Nisan sonu. E, Haziran ayı. Haziran ve Ağustos ayları. Ağustos, tamam. Beklenmedik projeler, işler, fırsatlar, imkanlar karşımıza çıkıyor. Hani biz zaten yeni bir rotaya, ben de akrebim bu arada. Öyle Oradan biz diye başladık. E, akrepler yeni bir rotaya girmeye zaten niyetli ve isteklilerdi. Burada böyle sansasyon yaratabilecek, olumlu anlamda çok böyle köklü değişiklikler yaratacak adımlar atacaklar. Hmm. Burada şu önemli, iş ortaklarımız ve paydaşlarımızı arada güncellememiz gerekecek. Bu illaki ortaklığımız bitiriyoruz anlamında değil yeni fırsatlar getiren yeni ortaklar çıkacak karşımıza ilişkide partnerimizin hayatındaki eşimizin hayatındaki değişimler nedeniyle aslında bizim de adapte olmamız gereken süreçler olacak yani işinde bir güncelleme bir değişim bir şeyler yapacak partnerimiz ve biz de ona yönelik tamam o zaman böyle ilerleyelim diyerek esnek davrandığımız zamanlardan hmm. geçeceğiz evle ilgili iki yıllık süreçte bir değişim beklerim yani bir ev almak ev değiştirmek taşınmak böyle şeyler aslında. beklerim açıkçası akrep içinde. Mesleki anlamda yükselme, daha fazla emek harcama ve evle ilgili de değişim zamanları gibi duruyor. Duymak istediğim her şeyi <laughs> duydum. Teşekkür ederim. Rica ederim. <laughs> Yaylara geldik. Yaylar ve yükselen yaylar. Yaylar bu sene e, hayat bildikleri yoldan gitmeyecek. Çok avantajlı olacak ama bu bu iş böyle yapılır arkadaş demeyi bir kenara bırakıp hmm. nasıl olabilir? Siz ne diyorsunuz? Alternatif ne var? Ben neyi acaba değiştirsem daha iyi yapabilirim diye o merakla yaklaştıkları her noktadan avantaj elde edecekler. Yaylar da ilişkiler konusunda şanslı. Partnerden yana kesinlikle destek var. Hatta eğer bekarsak muhtemelen karşımıza iki alternatif çıkıyor ve acaba hangisini seçmeliyim diyoruz. Diğer taraftan ortaklıklar ve hani şey gibi olabiliyor ya bazen. Bizim öngörmediğimiz bazı şeyleri bir gelip, ya bu işi şöyle de yapabilirsin, böyle de ilerletebilirsin diyor. O yüzden dışarıdan gelen desteklerle ilerlemeye başlayacak yaylar. Bazen kendi rotaları konusunda emin olamayabilirler. Dışarıdan gelen kişiler yolu açacaktır her durumda. Fikirleri ve sözleri çok önemli olacak. Yani e, daha fazla anlaşmalar yapılan, sunumlar yapılan, kitaplar yazılan, ben yükselen yayın mesela hmm. onunla beraber çıktı. E, kitaplar yazılan ya da sosyal medyada daha aktif olunan bir dönem olacak. O yüzden fikirlerini korkmadan ortaya dökmeleri lazım eğer ki kardeşimiz kuzenimiz çok yakınımız var ise belki hayatlarındaki bazı krizlerde omuz olmamız destek olmamız gerekebilir İlişkilerden yana şanslıyız para durumu fena değil fikirlerimizi korkmadan ortaya koyalım yaylar için oğlaklar oğlaklar ise bu yılın kurtulan yaşadık şanslıyız diyen en şanslı burçlarından şu ocağı bir atlatalım 13 ocakta biz bu e, şeyi çek e, videoyu çektiğimiz esnada bir yeni ay oluyor bu biraz sıkıcı bir yeni ay bunu hmm. geçtikten sonra oğlaklar rahat edecek ne anlamda hem üzerlerinden o baskı enerjisi gidecek bir e, ne, ne yapıyorum ben hissiyatı gidecek hem de önümüzdeki iki yıl boyunca finansal anlamda kendi krallıklarını inşa ediyorlar yani bu öyle bir iş olacak öyle bir proje olacak ki muhtemelen aynı anda 3-4 iş yapacaklar bu işler vesilesiyle şimdiye kadar konuştukları söylediklerinden daha farklı daha modern bir iş versiyonuna geçiyorlar metodu yenilemek gerekecek ve bunun vesilesiyle aslında bir para kazanma kaynağı inşa ediyorlar kendilerine. Bu iki yıllık kaynak 30 yıl boyunca finansal anlamda gelirlerini elde edecekleri alanı inşa etmek anlamında olacak. Para kazanıyorlar. Bu anlamda keyifli. E, kovalara geldik. Kovalar ve yükselen kovalar önümüzdeki 30 yıl neler olup biteceğini bu iki yıl içinde inşa edecekler. Kovalar hayatlarının en önemli zaman diliminde. E, ve... E, zaten isyankar ruhlu ve biraz inatçı olan sevgili kovalar bu süreçte e, evleri, yuvaları, yaşadıkları yer ve ilişkileriyle ilgili olarak hayatlarının rotasıyla ilgili olarak çok köklü değişimler yapacak. Ben bazı kovalardan e, onlardan bile beklenmeyecek radikallikte tavırlar beklerim. İlişki bitirmeleri, e, yeni ilişkiye başlamaları. Eğer ki zorlu giden bir evlilik varsa ve bunu kabul etmiyorlarsa bu evliliği belki bir anda bitirmeleri gibi şeylerle karşılaşacaklar. Bunu e, tabii ki yaşarken böyle şeyler keyifli değil ve kimse ayrılsın hı hı. istemeyiz ama hani yaptıktan sonra da zaten benim rotam buymuş denilecek. Ya da e, çok böyle sürpriz hiç tarzları olmayan biriyle bir anda hayatlarının aşklarını bulduklarını görebilirler. Şubat ayı diyorum 11-12 Şubat hayatlarında altın noktası şeklinde çalışacak. Sadel Suudi Yıldız'ıyla kavuşumda çok güzel bir yeni ay var. E, itibarları yükseliyor ve aslında bu kova burçları e, kova çağına geçişte rotayı açacaklar olan burçlar. O yüzden mesleki anlamda, teknoloji, dijital internet anlamında da acayip atılımlar yapacaklarını düşünüyorum. Açıkçası kova burçlarının gayet avantajlı. Geldik balıklara. Zodya'nın son burcu. Balıklar ve sevgili yükselen balıklar bu sene içinde eve ve aileye dönüyorlar. Daha çok mesleki anlamda da aslında geçtiğimiz 8-9 yıl boyunca emek verdikleri bir şey geride bırakıyorlar. Bu şu anlamda ya bu meslek aslında bana o kadar da uygun değilmiş diyenler olabilir. Mesleğimi seviyorum ama bu firmanın içindeki tarz, üslup bana uygun değil diyenler olabilir. Çeşitli skandallarla karşılaşanlar olabilir. O yüzden ben balık burçlarının birazcık daha alternatiflere gitmeye başlayacağını düşünüyorum. Ve bu esnada şanslılar ki aileden, yuvadan, evden destek alıyorlar hatta evle ilgili yatırımlar destekler falan böyle çok güzel bir süreçten geçeceklerini düşünüyorum bu anlamda güzel biraz daha geriye çekilip beni mutlu eden huzurlu eden şey ne deyip bunu düşünüp ona göre kariyerle ilgili rota belirleyecekler haziran ayında 3 aşağı 5 yukarı yolları belli olmuş olacak hatta Bence Haziran, Mayıs sonu, Haziranlar bir de arada Mart dönemleri hayatlarındaki en güzel zaman dilimlerinden biri. Bu dönemlerde atılımları destekleniyor. 2022 balıkların yılı olacak. O yüzden bunu düşünerek hmm. adımlarını atsınlar. Yani eğer ki sevmedikleri bir şey varsa zorla sürüklemesinler. Bırakma cesaretleri olsun bu yıl. Çok güzel. Ee, hem zaman da vererek hmm. e, hadi şu şu aylar, bu, bu zamanlar diyerek Bence çok güzel noktalara temas etti. Umuyorum ki bütün burçlar memnun kalmışlardır. Bakalım göreceğiz ama. Evet. Bunu 2000 Beni Seneye geçmiş. bu zaman bir daha <laughs> program yapacağız. <laughs> Şimdi burada yani Çağı kitabında sevgili duygu çok beğendim. Tekrar edeyim kitabı. Ay burçlarına Hı -hı. çok şey evet. ne diyeyim iltimas geçmişsin. Evet. Çok önemsemişsin. Ay burcumuz niye bu kadar önemli? Şöyle ee, biz hayatımızda karşılaştığımız hep böyle klasik tekrar eden hepimizin bazı sorunları vardır. Ben işte şu noktada bu krizi yaşıyorum, bu noktada bunu yaşıyorum diye. Ay burcumuz bize şunu anlatıyor. Eğer ki bunları değiştirmek istiyorsak ay burcumuzun tüyolarını çok iyi okumamız gerekiyor. Bu arada kitapta onu o tatlı yapmış ki diyor ki telefonu dal da gel şimdi ben sana anlatacağım ay burcunu nasıl bulacaksın. Onları işte kitapta bulacaksınız arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Şu yüzden ay burcumuz bizim için çok önemli. Ay güneş gündüzün yöneteni, ay gecenin yöneteni. Eskiler hmm. mantığıyla düşünün. Hiç gökdelenler yok, ışıklar yok. Gündüz ışık veren güneş, gece ışık veren ay. O yüzden ikisi ışık verenler diye geçiyor. E geceyi aydınlattığı için, karanlığı aydınlattığı için de aslında görünenin ötesindeki bilgi diye geçer ay. Biz daha modern yorumda psikolojiyle de birleştirdiğimiz noktada ayı bilinçaltımız olarak görürüz. Hmm. Ayı anne karnında yaşadığımız dönem annemizle olan ilişkimiz olarak görürüz. Ee, o yüzden dürtüsel ve otomatik verdiğimiz tepkilerin sırrı ay burcumuzda sakladır her zaman için. Güneşimiz bizim güneş burcumuz, akrep burcumuz daha düşünerek bilinçli irade şekilde aldığımız kararları ay ise dürtüsel olarak beni bu mutlu eder deyip hemen otomatik yaptığımız şeyleri gösteriyor. Bir yandan da ay annemizi nasıl gördüğümüzü gösteriyor. Şimdi dönüp analitik psikolojiye Jung'un söylediklerine bakarsak ee, bize şeyi söylüyor aslında 3 yaşına kadar neredeyse anne ile babadan tamamen ayrılmış durumda değiliz. Hele 6-8 aylık dönemlere kadar anne ile kendimizi bir görüyoruz. E bu dönemde anne nasıl bir yapıdaysa nasıl tepkiler veriyorsa o dönemki ruh hali nasılsa biz dünyayı aslında anne olarak gördüğümüz için dünyayı öyle bir yer olarak görmeye başlıyoruz. E Ay burcu annemizdi. Demek ki Ay burcu benim aslında içsel anlamda dünyayı nasıl bir yer olarak gördüğümü anlatıyor. Dünya dünya huzurlu bir yer mi? Dünya tehlikeli bir yer mi? Dünyada alternatifler çok mu? Yoksa dünya bana saldırmaya hazır korkunç bir alan mı? Bütün bunların hepsi ay burcumuz yerleşimi ve açılarıyla okuyabileceğimiz göstergeler. Ben hep burada en hızlı anlaşılabilen örneklerden olarak örneğin şeyi söylüyorum ay burcumuz koçtaysa örneğin koç burcu çok atak, aktif hareketli, dinamik ve çok fazla şeyi aynı anda yapan savaşçı bir burç. Demek ki bizim annemiz aslında çok fazla mücadelesi olan bir kadındı. Belki genç yaşta anne oldu. Belki hem çalıştı hem evde bize baktı hem evde büyükler vardı. Aynı anda bir sürü kişiye baktı. Demek ki biz anneden neyi öğrendik? Savaşmak zorundasın. Hayatta aynı anda 10 tane şeyi birden yapmak zorundasın yoksa ayakta kalamazsın. Mücadele senin düsturun olmalı. Ay burcumuz Koçsa bunu öğreniyoruz örneğin. O yüzden bütün ay burçları bizim aslında e, hayata bakış açımızı gösteriyor ve en çok da eğilip bükülebilen, değiştirilebilen gezegen de ay. Bir de şifalanmayı da bence vaat ediyor. Şöyle hmm. bu çok kronik bir sorun kendi hayatımda dahil olmak üzere gördüğüm bütün hayatlarda yani hepinize soruyorum arkadaşlar. Hayatımızda bir sorun oluyor ve onu tekrüren yaşıyoruz. Hmm. Yani benim, benim hmm. imtihanım İş yaşamımla ilgili oldu yani bir yerlere geldi bir şey oldu bir anda istediğim gibi olmadı yani neyse şimdi herkesin var kimsenin kafasını şişirmeyeyim ama kimisi bir türlü aradığı aşkı bulamıyor kimisi evet. bir türlü istediği barışı bulamıyor istediği parayı bulamıyor falan evet. şimdi sen bunu ay burcunda tespit ediyoruz ya tekerrür evet. eden şeyimizi. Sonra ne oluyor? Bunu kişiye söylüyorsun. Hmm. O da bunu fark etmiş mi oluyor? İki tane şeyimiz var burada aslında. Birincisi e, bilinçaltımızdaki yerleşmiş olan dünyayı algılama biçimimizi değiştirebiliriz. En hmm. bence bizim en büyük sorunumuz aslında yaşadığımız problemin kökünü görmememiz. Çünkü genelde diyoruz ki ilişkiyle ilgili bir sorunum var karşıma doğru kişi çıkmıyor. Hmm. E, i̇şle ilgili bir sorunum var işte Kıymetini benim yöneticimle. Aynen. E, evet <laughs> yani biraz tabii ki de bu var. Şimdi o kadar da şey yapmayayım. Her suçu kendimizde ara. Ama bazen de bizim verdiğimiz tepkiler ya da bizim içinde bulunmayı seçtiğimiz ortam zaten bize o krizi yaratıyor. Hmm. Bunu fark etmek. Birincisi fark etmek en büyük iyileşme yolculuğunun başlangıcı. Bunu fark etmeyi sağlıyoruz. İkincisi bunun üzerine her ay burcuna e, yönelik. Ee, çeşitli egzersizler ve tüyolar ve meditasyonlar verdim ki aslında bunun derinine insin ve soru cevaplarla yazarak, çalışarak e, birazcık daha kendisiyle çalışmaya başlasın. O yüzden diyorum astroloji gücü elimize vermeli diye. Hı -hı. Eğer ki kendi yaşadığımız krizlerde az biraz da olsa sorumluluğu ele alabilirsek ki biliyorum sevimli bir şey değil böyle deyince ama minnacık da sorumluluğu alabilirsek onu değiştirme gücümüz olduğunu da fark ederiz. Şimdi herkesin bir doğum haritası çıkarttırmaya maddi imkan yetmeyebilir. Ki. O yüzden bu kitap bu çok önemsedim. Hı. Çünkü bu söylediklerini Duygu Demir hani e, ay burcunuza göre yapılacakları kendi kendinize bulabilmemiz Hı. için de böyle gerekli tiyolardan Hı. çok tatlı bir şekilde bahsetmiş. Ya, ay burcu çok baktığım ya da ne bileyim Hı. hani yükselen ve işte güneş burcumuz var ya. Çok önemsediğim bir şey değildi. O yüzden hani detayları ben nasıl bu bilgilere sahip olurum diyenlere tekrar kitabı göstereceğim. Şimdi 2021'in burçlarını söyledik güzel. Bize şöyle genel şeyler var mı? İşte şu tutulmalar var yani şu tarihler hmm, çok önemli. Bütün burçlar buna hmm. dikkat etsin falan gibi böyle özel tarihler var mı? Dikkat etmemiz tabii. gereken. En yakından 18 Ocak-18 Şubat arası bir aylık koridor, ilk büyük reformları, büyük değişimleri, isyanları çok fazla gördüğümüz zaman dilimi olacak. 28 Ocak'ta çok güçlü bir dolunay var. Beklenmeyeni bekleyelim bu dolunayda. Hepimiz liderlerle ben. ilgili üst düzey yönetimle bağlantılı büyük krizler çıkacağını düşünüyorum ben. Beklenmedik kararlar, haberler, iniş çıkışlar, kavga gürültüler beklerim bu dönemde. 11 Şubat civarı, 18 Şubat civarı teknolojik anlamda hepimizin içini ferahlatan gelişmeler uzayla ilgili teknoloji ve data yönetimi ile ilgili acayip haberler gelecek. Bizlerle ilgili nasıl 18 Ocak 18 Şubat arasında bilelim ki hayatımızda bazı şeyler düz yoldan değil ani değişimler ve kırılım noktalarıyla ilerleyecek o yüzden değişimlere açık olalım bu zaman diriminde. Hmm. Mart ayında direnmeyelim yani. Aynen direnirsek daha da e, sert bir şekilde hayatın Hani çakıl taşıyla attığı haberi bir anda kayayla atmaya başlayabilir bize. Mart ortaları 13 Mart civarı inanılmaz şifalı ve keyifli etkileşimler var. Huzur bulacağımız zamanlar. Ay aşı olacaksak 13 Mart'ta olalım. <laughs> Olur aynen. 13 Mart ve sonrası. Evet. 26 Mayıs ve 5 Haziran'da iki tane tutulmamız var. Yay Burcu'nda ve İkizler Burcu'nda. Burada seyahatle ilgili, ulaşımla ilgili, sağlıkla bağlantılı, ticaretle ilgili ee, ben olumlu gelişmeler bekliyorum. Bu dönemde e, güzel haberler almayı bekliyorum. Bir Merkür Retrosu olacak 5 Haziran tutulması esnasında. Işte Neptün kareleri vesaireler olacak. O yüzden o dönemde aldığımız haberlerin doğruluğunu 3-4 defa teyit edelim. Hmm. Çünkü öyle bir geçişte ki o tutulma e, FOS çıkabilecek anlaşmalar diyen bir Dur, ne zaman var. anlaşma o zaman yazıyorum kendime. <laughs> 5 Haziran civarı. Yani tutulmalar biraz daha geniş çaplı 10-15 gün öncesini ve sonrasını etkiler. O yüzden mayısın 20'lerinden haziranın 20'lerine kadar olan zaman dilimini şey alalım kendimize. Not olarak alalım. Çünkü burada karşımıza çıkan bir retrolar falan var gökyüzünde. Muhtemelen temmuz ve ağustos aylarında temmuzun ilk 4-5 günü, ağustosun da ilk 15 günü yine biraz çalkantılı olacak. Biraz tartışmalı ve engebeli olacak. Orada kararlarımızı değiştiren durumlarla karşılaşacağız. Bir onları görelim. Ondan sonra harekete geçelim derim. Ee, Ekim ayı e, biraz sert. Şu anlamda sert. Hafiften böyle askeri dokunuş, askeri konularla ilgili vurgular var. Liderlerle ilgili vurgular var. Ee, Ekim'in özellikle e, ilk 10-12 günü birazcık sert geçişlerimiz var. Buralarda diplomasiyi yakalamak zor olacak hayatın içinde Hmm. Ee, daha kolay böyle tartışmalar olacaktır. Akabinde 19 Kasım tarihinde biraz önce konuşurken de bahsettiğim aslında böyle işte hayvanlar telef olma vurgusu olan bir e, şeyimiz var. E, Boğa burcundaki tutulmaların ilki var. E, 19 Kasım'daki tutulma bizim 2023'ün Nisanına kadar hayatımızın nasıl olacağının tüyolarını taşıyacak. Biraz daha para, ekonomik yatırımlar, finans, bunlarla ilgili hem destekleyici hem de dünya çapında aslında e, beklenen medik konuşmaların ve krizlerin çıkacağı bir zaman dilimini anlatıyor. Yani güvenli kalelerimizi inşa etmeye çalışırken e, bir yandan böyle her şeyi elde tutmaya çalışacağız. Paraya dikkat edelim. O dönemde ekonomik kaynaklarımız hmm. çok önemli olacak. 4 Haziran, Haziran ortası son Satürn-Uranüs kareleri meydana geliyor. Demek ki buralarda e, hani dedim ya Şubat aylarında çok köklü değişimler olacak diye. Haziran onun ikincisi, Aralık üçüncüsü. Aralık ayında biz yine halen daha sistemsel, ekonomik e, bir sürü işte insan haklarına yönelik e, insan hakları mahkemesinde yargılanmalar falan gibi çok büyük şeyler göreceğimiz zaman dilimi kendi hayatımızda da keza büyük değişimler yaşayacağımız zaman dilimi 4 Aralık'taki tutulma ama nispeten güzel bir tutulma o yüzden içimizi ferahlatacak umut aşılayacak güzel haberler anlaşmalar yapacağız gibi duruyor bu zaman dilimi içinde. Yani bu yıl aslında içinde umut barındıran ama büyük değişimler taşıyan. O yüzden değişime direnirsek daha çok zorlanabileceğimiz bir yıl. Umudumuz baki olsun. Kısa vadeli planlar yapmayı öncelik tutalım. Gelen değişime de biraz daha eyvallah dememiz gerekecek gibi duruyor. Hmm, sonu iyi olacak ama hiç umulmadık şeyler yaşayabiliriz, Aynen. değil mi? Yani biz değişimi sevmediğimiz için sert. Tabii yıl aslında. Güvende olmak evet, ister yani. insan. Bildiği gibi Aynen. olsun ister ama ne biliyorsun dünyanın altının üstünden daha iyi olmayacağım. Evet Şems'in dediği gibi. Peki e, Türkiye ve Amerika'ya baktın hmm. mı? 2021'de evet. ne bekliyor? Türkiye'de biz artık e, yavaş yavaş müttefikler hattımızla ilgili çok zorlandık geçtiğimiz iki senede. Hem sınır komşularımızla ilgili hem de aslında ana müttefiklerimiz ve or orada dönen büyük anlaşmazlıklarla ilgili. Hmm. Buradaki konuşmalar yavaş yavaş azalmaya yani zorluklar yavaş yavaş azalmaya başlayacak ama e, biraz önce konuşurken hatta atladığım bir şeydi iyi oldu. E, hava mutasyonu doğudaki gücün yükselmesi demek. Doğu ülkeleri demek. Demek ki bizim de yavaş yavaş içinde bulunduğumuz gruplar, paktılar, anlaşmalar değişecek. Burada daha büyük NATO ile olan anlaşmalarımız, IMF ile olan anlaşmalarımız dahi bence birazcık daha sert sınavlardan geçecek. Ama yüzümüzü dönebileceğimiz başka e, müttefiklerimiz, dostlarımız olacak ve biz iyi bir konumlanmayla aslında yavaş yavaş güçlenmeye doğru gideceğiz. E, diğer taraftan ekonomik anlamda ciddi reformlar bekliyor bizi ki zaten artık bu bir tık öngörü olmaktan çıktı çünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bunu söyledi bu yıl ekonomik reformlar yılı diye ama ciddi anlamda büyük böyle sert geçişler beklerim ekonomiye verdiği. Kriz gibi mi? Ne yani? Biraz kriz gibi biraz bizim aslında yurt dışındaki daha büyük borçlarımız ve bunların ödenme süreçleriyle ilgili yaptığımız paktlar ticari anlaşmalar bunlarla ilgili köklü değişimler gibi şeyleri beklerim bu sene iç içinde belki bakanlarımızla ilgili biraz daha öyle sistemsel yönetimsel bir ufaklı değişimlerde olacaktır diye düşünüyorum işin hmm. açıkçası ki biz e, bu geçişlerin biraz daha yumuşağını ...Ekim sonu Kasım başında yaşamıştık... ...o dönemlerde de aslında... E, ...şey Berat Albayrak'ın evet. istifasını gördük... ...yani bunların benzerlerinin... ...olacağını düşünüyorum ben açıkçası... ...yönetimsel ekibin içindeki... ...değişimlerle karşılaşırız... ...ben bir de bir yandan aslında... ...bankalar ve ekonomik sistemdeki büyük firmalar... ...ve onların liderleri ve yönetim süreçleriyle... ...ilgili değişimler bekliyorum... ...o yüzden Bakış de... ...Bakış Bankası'nın e, genel müdürü yıllar ki, sonra... evet. ...yani daha bunların devamı gelecektir... ...o yüzden de daha böyle e, temkinli ve tedbirli olduğumuz bir yıl olmalı ekonomik anlamda gibi duruyor. Bir de yani korkutmak istemem ama yine 31 Ekim'de ne oldu o Ekim'in son haftalarında İzmir'de büyük bir deprem gördük. Deprem vurgusu ara ara var. Ankara'da daha çok yeni e, bu Ocak 13 Ocak yeni ayı e, bohça tipi o yüzden biraz daha deprem vurgusu var demiş idik YouTube'da vesaire. Başka meslektaşlarım da söyledi. Ankara'da bir deprem oldu daha çok yeni 4.5 şiddetinde o yüzden ara ara bu vurgu var. Binalarımızın güvenliğinden emin olmamız tavsiye edilir. Şimdi bunu Şimdi demek tabii ki şey. Şimdi geçmeye çalışıyorsun ama bekliyor musun bir deprem 2021'de ee, yani büyük bir deprem 28 Ocak'ta mesela biraz deprem vurgusu var ee, şeylerde Haziranlarda var ee, nisan sonu Mayıslarda var yani ara ara hep deprem vurgusu var büyük İstanbul depremi demem bunların hiçbiri için hmm. ee, ya da 99'da yaşadığımızın bir benzeri gibi değil tutulma vurgusuyla değil ama yine de hep biz dörtler beşler üçler o civarlarda bir sertlikte hep beklemeliyiz bence 99 depreminde gökyüzünde bir başkalık var mıydı hiç baktın ee, mı ona? Evet, o dönemde bir tutulma vardı. Tam tutulma zamanı ve tutulmada Türkiye'den de gözlemlenen bir güneş tutulmasıydı. Büyük bir tutulmaydı. Onun etkisiyle iyice sertleşmişti. Hmm. O o yüzden tam öyle bir şey değil. Tam Şimdiden. öyle bir şey değil. Anladım. Peki Amerika'da Amerika ne için. olacak durumlar hiç? Hmm. Yani Amerika çok ilginç bir dönemden geçiyor. Sadece bu yıl değil aslında 2023'lere kadar kendi Plüto dönüşlerini yaşıyorlar. Bu 250 yıllarda bir olan bir geçiş ee, ve bu süreçte aslında ve para alanında onlar için gücün el değiştirmesi e, işte Neptünler dördüncü evlerine girecek neredeyse eyaletlerine kadar ayrılmalarına giden bir süreçten bence bahsediyoruz bu süreçte en azından bunların çok fazla konuşulacağı bir dönemden bahsediyoruz. Trump çok kolaylıkla bırakmaz yönetimi diye düşünüyorduk, söylemiştik zaten onlar yaşandı. Biraz daha çalkantılarının devam edeceğini düşünüyorum. Bir de farklı farklı demeyeyim ama farklı grupları temsil eden kişilerin liderleşmesi. Örneğin Kamala Harris'in gerçekten çok ciddi bir güç olarak karşımıza çıkacağını, belki yeni kişilerin dahi ortaya çıkacağını düşünüyorum. Çünkü hatırlarsak yine 21 Mart 2 Temmuz arasındaki dönem Nisan aylarında George Floyd meselesini yaşadık. Sokağa döküldüler. Hı -hı. Ee, şimdi bu Ocak'taki e, geçişler buna vurgu yapan geçişlerde Şubat daha sert bir geçiş yapıyor. O yüzden insanların sokağa indiği bir dönem olacak bence. Yönetimi e, çok stabil bir şekilde tutmakta zorlanabilir Joe Biden hükümeti bu Hı -hı. anlamda. İsyanlar sokakta evet. o zaman. Bir de hani Amerika üzerinde diye bunu söylemiyorum ama biz daha önce bu geçişler olduğunda liderlerin bazen kendi istekleriyle bazen de e, zorla işte suikast gibi böyle çeşitli durumlar e, şeyden alaşağı edildiğini görmüşüz. O yüzden de ben burada yönetimin çok sabit, stabil rahat kalacağını düşünmüyorum Amerika için açıkçası. Hmm. Suikast olabilir mi Biden'a? E, yani çok Amerika özelinde bunu inceledim hmm. demeyeyim. O yüzden hmm. e, Amerika özelinde demiyorum ama dünya çapında kesin böyle şeyler duyacağız. Aa, 2021'de şimdi hatırladım arkadaşlar. Tabii ki koca kitap. Hmm. Diyorsun ki bir dünya lideri aniden Evet. öldürülebilir. Evet evet. Yani kendi... kim olduğunu biliyorsun da kendine mi saklıyorsun Duygu? Yani bunu söyleyebilirsin. <laughs> ben panik yaratmamak için bunu tespit evet, ettim ama Evet, paylaşmamayı tercih ederim böyle şeylere şimdi. <laughs> hmm, biliyorsun evet, yani, yani tahminin var. Yani tahminim var hangi bölgede olacağına dair evet. Her şeyde söylenmiyor hmm. arkadaşlar. Ben çok iyi anlıyorum. Zaten hani panik yaratmamak Tabii. için falan saygıyla karşılıyorum hmm. bunu. Ama teşekkür ederim hani kim olduğunu hmm. da tahmin ediyorum dediğin için. Şimdi bir de 2020-2023 koridoru diye hani bunu hmm. kitapta da çok önemli vurgulamışsın ya. Hmm. Bundan tam olarak ne anlamalıyız? Hmm. Ee, 2023'ten sonra na nasıl bir şey olacak? Transhümanizm dedin mesela çok hmm. önemli bir şey bence. Evet. İnsanın köleleşmesi hmm. aslında dijital insan olması ve özgür ruhunu kaybetmesi demek bir taraftan. Hmm. E bu 2020 2023 nasıl bir koridor mu? Şimdi e, 2020-2023 koridorunda hani şey demiştim ya hava mutasyonu oldu diye. Satürn Jüpiter kavuşumunu 0 derece kova burcunda 21 Aralık 2020 tarihinde yaşadık. Bu bizim başlangıcı için, o muydu yani? E, 21 Aralık mı? Evet, 21 Aralık Hı. 2020 hava mutasyonunun başlangıç tarihi. 2023'te Pluto insanlığın tekamülen ilerlemesini sağlayan ancak bunu çok köklü bir şekilde yavaş yavaş biraz sinsi bir şekilde ve çok yakarak yıkarak yapan gezegen. 2023 yılında Pluto 0 derece kovaya yerleşecek ve 20 yıl boyunca e, 2044'e kadar hatta 21 yıl boyunca yaklaşık olarak kova burcunda yavaş yavaş hareket edecek. Bizim bu 2 yıl boyunca 2021-2022 23'e kadar olan süreçte yaşadığımız her ne var ise onları resmen sapasağlam bir şekilde hayatımızın içine artık monte edecek. Yani aman minik bir değişiklikti canım yaşadık geçtiği bize söylettirmeyecek Dur, hayat. 2020-2021 içinde. Biz aynen bu 2021- 2022 önümüzdeki iki yıl içinde ha, yaptığımız yaptıklarımız... her türlü değişim, her türlü gelişme işte transhumanizm hmm. olur. Mars'a insanlar Mars'a zirvesinden gideriz de Mars'a kolonileşmeyi nasıl yapalım aydaki suyu nasıl kullanırız falan bu konuşmalar olur. Bütün bunlar artık bir denedik ama öyle aldı gibi bir şey değil. Bunların hepsi böyle çivi çakar gibi 2023-2044 yılları arasında hayatımıza tak 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 yerleştirilecek. Hmm, şu 2-3 yıl yaptıklarımız çok Aynen. önemli. Yani. Hem insanlık açısından Aynen. Ve hem bireysel açısından. Tabii ki. ki kitapta diyorsun yine e, uzaya yerleşilecek diyorsun Mars'a değil mi? Yani Tabii. orada hayat başlayacak diyorsun. Yani bu 21-22'lerde hemen belki yerleşmeyiz Hiç. ama kesinlikle tohumlarını atıyoruz. Zaten e, şeyler de oldu. Elon Musk insanlar Mars'a zirvesinde ee, gitti dedi ki evet açıkladı. ilk şeyler, belki kolu, ilk ya. kişiler e, çok telef olacak ama bu yapılacak diye açıkladı. O yüzden bambaşka şeyler gelecek bence. O zaman çok mu dikkat etmeliyiz yani hmm. burada yaptıklarımıza? Tabii. Yani eğer ki biz hayatımızda bazı şeyleri değiştirmek istiyorsak işte tam zamanı. Zaten bu kadar çok çalkantı varken tam değiştirme zamanı ki sonrasında hayatımızda böyle kemikleşen hale dönüşecek diye. Hmm. Peki 2023'ten sonra nasıl bir dönem bekliyor bizi? Hmm. Kötü bir dönem mi? Ee, hani birkaç cümleyle söylesen. Yok kötü bir dönem gibi değil. Biraz daha gökyüzündeki enerji değişmiş olduğu için biz bu dijital yaşamaya, bireysel yaşamaya, daha tek başına olmaya biraz daha fazla alışmış olacağız. Bir hmm. tarafı o. Teknolojiyle hayatlarımız çok daha fazla iç içe olacak. O yüzden de aslında ben burada iki ucun çıkacağını düşünüyorum. Bir taraf tamamen kırsala, tamamen teknolojiden uzak bir hayata dönmek isteyecek. Bir uç o taraf olacak. Diğer tarafsa biz böyle iyice artık telefonlarımızla iç içe beraber yaşamış bir hayatta olacağız. Ben burada biraz şey dokunuşunu kaybettiğimizi düşünüyorum tabii ki. Hani toprakla, dokunmakla tarımla yavaş yaşamakla olan bağımızı kaybedeceğimizi düşünüyorum. E bu da çok zihin vurgusu. O yüzden zihinsel anlamda acayip bir hızlı çalışma ve ajitasyon. Mesela bu yılda acayip derecede e, icatlar buluşlar ama bir yandan da cinnet geçirenler. Çünkü zihnini kontrol etmeyi başa çok önemli olacak. O yüzden meditasyonlar, o yüzden daha yavaşlama çalışmaları önemli hale gelecek. Daha kötü demem ama bambaşka bir yaşam türü diyebilirim. Vay, 2023'ten evet. sonra. Çok dikkat edelim arkadaşlar Hı -hı. bu yıllara ve bugünlere. Çok teşekkür ederim Duygu. Ben yani teşekkür ederim. Inanılmaz keyif aldım. Nasıl geçti zaman hiç anlamadım. E, bu arada senin eklemek istediğin bir şey varsa kova çayı ile ilgili. 2021 Hı -hı. gün gün yazmış Duygu. Hı -hı. Önerileriyle, tavsiyeleriyle yapılacak meditasyonlarla, ay burcunuzla ilgili tavsiyelerle, ne bileyim tiyolarla ve 2021'in bütün detaylarıyla yazmış. Ee, ne kadar sürede bu kitap çıktı? Ne kadar çalıştın buna? Ah o kadar hızlı çıktı ki. Gönül isterdik normalde benim buna çok uzun zaman demem lazım. Çünkü gerçekten sabah akşam oturup yazdım. Ama... Çok hızlı yazdım. Çünkü tamam. o bilgiler bende varmış. Başına oturunca böyle. Ama o böyle, bilgileri edinmek ne kadar zaman aldı? O bilgileri almak e, herhalde 2014'lerden beri minimum. Çünkü insan kendi yaşamadığı şeyi söyleyemiyor ya, kendisinden geçmeden yaşamıyor. Niye Ay Burcu'nu yazdım? Çünkü ben de kendimle ilgili dertlerimi çözmek için ya da kendime dert edindiğim şeyleri çözmek hmm. için 2014'ten bu yana uğraşıyorum aslında. Ay Burcu'nu çözmeye için, mi çalışıyorsun? Evet, onun için <laughs> eğitimlere giriyorum, çıkıyorum, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. O zamandan beri biriken bilgiler başına oturunca çıktı. Böyle oluyor biliyor hmm. musun gerçekten? Gerçek hani çekirdeğin çatlaması, filizlenmesi... Hmm. İyi ki öyle olmuş. Yaşadığın her ne varsa iyi Aynı. ki yaşanmış. İyi ki bizlerle de buluşmuş. Ee, çok teşekkür ederim. Bakıyorum atladığımız bir şey var Mutlaka var bu arada. Yani her şeyi konuşmamız mümkün değil. Sen astroloji gurususun bu arada. Onu da söyleyelim. <laughs> <Evet>. Astroloji <laughs> evet, gurusu doğru. olarak seni bulabilirler Aynı. bu arada. Duygu Demir, Demir diye astroloji diyeyim. gurusu. Aynen. Evet. Duygu Demir astroloji gurusu olarak. Ee, daha detayları hem kendi kanalından hem kitabından hem sosyal medyasından hem kendisine ulaşarak Hı. edinebilirsiniz. Çok güzel bir 2021 olsun hepimiz İnşallah. için, tüm burçlar için. Tavsiyen var mı senin, senin sözlerinle bitirelim. E ben bu yıl ne olursa olsun karşımıza gelen fırsatlara açık bir bakış açısıyla yaklaşalım diyorum ve hep yeni biliyorum aynı şeyi söyledim ama değişime açık olalım ve değiştirmenin kendi hayatımızı değiştirmenin sorumluluğu sadece ve sadece bizim elimizde. Buna e, bunun farkında olalım yeterli. Çok teşekkürler. Ve ben de diyorum ki fırsatlara açayım, değişimlere <laughs> açayım. Yeter ki bütünün faydasına olsun. Yeter ki evet. içinde e, faydalı bir şeyler olsun. İnan, evet. yani şu yaşına kadar ne buldun desen kendi hayatımla ilgili insan faydalı bir şey yaparsa sadece ışığı parlıyor. Yani ya da ne bileyim bir aşama daha ileriye evet. el gidebiliyor. Bunu buldum. Hepimize faydalı olabileceğimiz bir ömür, bir yıl diliyorum. E, bu arada lütfen yorumlarınızla e, videoya eşlik etme, yapıcı eleştirilerde bulunmayı. E, ihmal etmeyin. Duygu demir olan sorularınızı da lütfen hmm. yorumlara yazın. Söz verdi bize bakacak yorumlarımıza cevap yorumları. verecek çünkü. E, bildirim zilini mutlaka açın. E, kanalımı takipte olun e, ve kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın.